Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hisse senedi taraması nasıl yapılırın yeni bir videosuyla birlikteyiz. Videoya geçmeden şunu söyleyebilirim. Hisse senedi taraması yapmayı, hisse senedi filtrelemeyi, isteklerine göre hisseleri filtreme yapma olayını bilmeyen gerçekten borsa konusunda öğreneceği çok yol olduğunu ve çok eksiği olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer biz bir yatırımcıysak ve doğru hisselere yatırım yapmak istiyorsak mutlaka kendi zevkimize göre yani kendi yatırım stratejimize göre hisseleri çok kısa bir şekilde birkaç tıkla önümüze serebiliyor olmalıyız. Hem teknik olarak serebiliyor olmalıyız hem temel olarak serebiliyor olmalıyız. Eğer biz 400 hisse içerisinde hisse incelemeye gidersek çok zaman kaybederiz bu bir. İkincisi bir süre sonra şunu görürsünüz mutlaka sizlerde de vardır hatta olan bütün samimiyetiyle bütün dürüstlüğüyle yorumlara yazsın lütfen. Sadece belli başlı bildiği 10-15 hisse arasında sürekli alım satım yapılıyor işte. Örneğin 3 tane banka hissesi, 2 tane sanayi hissesi, 5 tane perakende, 3 tane yazılım hissesi diye şöyle 20 tane çok iyi bildiği sürekli alım satım yaptığı hisse var ve bu hisselerin dışarısına çıkamadıklarını görebilirsiniz Bu gerçekten olan bir şey ama bunu çözebiliriz nasıl çözebiliriz İşte iyi hisse senedi taraması yaparsanız aynı hisselere bağımlı kalmak zorunda kalmazsınız Çünkü sizin istediğiniz ölçülerde tarama yapabiliyor olacaksınız tekrar hatırlatayım bu çok önemli bir bilgi O yüzden videoyu eksiksiz şekilde not ala, ala kalem kitapla not ağla ala ilerletmeniz gerektiğini sizlere söyleyeyim rica ediyorum bu çok önemli bir konu. <laughs> View'a geldik. Ücretsiz olduğu için buradan yapıyorum. Takipçi kısmından hisse senedi takipçisine tıklıyorum. Tamamen bu filtrelemeyi yapmak ücretsiz olduğu için burayı kullanıyorum. Diğer uygulamaların bazılarında paralı olduğu için orayı tercih etmiyoruz. Burada şöyle bir hatırlatma da yapayım. Yorumlar kısmına Telegram ve Instagram gruplarımızın linkini koyacağım. Oralara gelirseniz ara sıra böyle 2 iki saatlik iki buçuk saatlik seminerler yapıyoruz tamamen ücretsiz olarak. Teknik analiz nasıl yapılır? Trade eğitimi, temel analizle ilgili işte hisse senedi tarama ile ilgili. Eğer bu eğitimlere ücretsiz olarak katılmayı isterseniz oralardan haberdar olabilirsiniz. O yüzden linkleri bıraktım. Aşağıdan kaydolabilirsiniz. Elinizdeymişken bir de beğeni atıp abone olursanız çok teşekkür ederim. Şimdi hisse senedi takipçisi kısmını açtım. Filtreler kısmım var ve burada bir de zaman grafiği kısmı var. Bakın burada 5 dakikalıktan başlıyor. bir aylığa kadar hisse senedi radarlamasında seçeceği günü sizlere soruyor. Ben şimdi bunu 4 saatlik seçeceğim. Neden? Biraz daha kısa hızlıca para kazanabileceğim hisseleri seçmek istiyorum. Böyle bir stratejiyi sizlere göstereceğim. Kısa vadede hisseyi taramayı göstereceğim sizlere. Bu sayede iyi şekilde bir para kazanma marjı oluşturacaksınız. Bakın hisse

analiz ediliyor. Hisseler nasıl öncelikle taramadan geçiyor bunu göstermeye çalışacağım. 4 saatlik butonuna tıkladığım zaman zaten 4 saatlikte olduğu için değişmedi bende. Şimdi bir günlüğü aldım tekrar 4 saatliğe tıklıyorum 4 saat göre listeyle 365 tane hisse var. Ben şimdi filtrelere geliyorum. Öncelikle bunun tümünü bir sıfırla yapıyorum. Tamamen sıfır bir ekran sizlerin de karşınızda. Öncelikle buraya Stokastik RSI yazacağım. Çünkü Stokastik bana güzel sinyaller veriyor hızlıca. Burada istediğim şey Stokastik hızlının yani mavi diye gördüğümüzü yukarı kesmesini istiyorum. Neyi? diğer yavaş olanı yani mavinin kırmızıyı yukarı kesme durumundan söz ediyorum ona. Bir diğer nokta ben asla hisse senedi incelerken hissenin yukarı kısımlarda al sinyali vermesini istemiyorum. Şimdi örnekte göstereceğim. Hemen şu örnekte görelim. Mesela şurada bir al sinyali geliyor değil mi? Gördüğünüz gibi bakın. Şurada mavi sarıyı yukarı yönlü kesmiş. Aynen buradaki gibi bir al sinyali var ama yukarı kısımda. Ben aramak istediğim hisselerin içerisinde şu üst seviyelerde gelen al sinyallerinden korunmak istiyorum. Çünkü bana göre bunlar riskli. Çünkü RSI mantığı aşırı alım satım bölgelerini söylemiyor muydu? Evet. Burası benim için aşırı alınan bir bölge değil mi? Evet. O zaman ben stokastik RSI kullansam da aşırı alınan bir bölgedeki al sinyaline ne kadar güvenebilirim? Keza güvenemediğimi görüyorum. Nereden? Bakın stokastik Aresay'da şurada bir al sinyali var ama gördüğünüz gibi tak kafamıza yıkılıyor. O zaman ben ne yapmalıyım? Demek ki diplerde oluşan sinyaller benim için daha güvenli. Ben diplerdeki sinyalleri kontrol etmek istiyorum diyeceğim. Stokastik Aresay'da mavinin kırmızıyı kesme emrini ona söyledim. Bana bu hisseleri getirdi dedim. 32 hisseye kadar indirdi. Şimdi de ona diyorum ki para girişi olmamış. Yani para akışı endeksinde 40'tan küçük, 40 birimden küçük olan hisseleri getir diyorum. Neden? Şimdi göreceli güç endeksi yani RSI dediğimiz şey ki bunu stokastiği de bunun üzerinden hesaplandığı için RSI dediğim şey aşırı alım satımları belli etmiyor mu? Eğer ki ben burada RSI'yi 40'ın altında da girebilirdim. Ama zaten RSI'dan yararlanan bir indikatörüm var ekranımda. Bir de para akışı gibi bir indikatör eklersem ne artı kazanmış olurum? Bir hisseye para girmezse o ise aşırı alım bölgelerine gelmiş olamaz normal mantıklar altında. Burada da çift yani double check dediğimiz olayı yapmış oluyorum. Hem para akışıyla hem RSI ile test etmiş oluyorum ama bunu yaparken de iki farklı indikatörü birbiriyle kombine ederek kullanıyorum ki daha verimli sonuçlar alayım. Şimdi burada 13 hisseye düştüğümü görüyorum. Bu 13 hissede hem para akışında kötü durumdalar yani para hisseden epeyce çıkmış. Hissenin bir diğer değişti daha düşecek seviyesi kalmamış ve aynı zamanda Diğer bir noktada ise stokastik bize al sinyali veriyor ve hissenin de yukarı gitme ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Buraya isteyenler için daha risksiz bir işlem yapmak isteyenler için 6 aylık düşüklerine geldiği 3 aylık düşüklerine geldiği seviyeleri de seçebilir. Örneğin yeni 1 aylık düşüğüne geldiğini seçersem tek hisse kalıyor. Yeni 6 aylık düşüğünü seçersem yine tek hisse kaldığını görüyorum. Burada düşük seçmek bir güven olduğu gibi performansla seçebilirsiniz. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Haftalık performansı %10'dan aşağıda olsun veya 3 aylık performansında eksi %20 yapmış olsun ki iyice dibin dip seviyeleri olmuş olsun diyebiliriz. Biz daha fazla hisse kalması açısından sadece Stokastik RSI ve MFA'yı kullanıyoruz. Şimdi örneğin buradan Aygas listesiyle bir incelemeye başlayalım. ayga sistemi açıyorum. Şöyle göstergelerimi bir e, grafiğimi sıfırlayacağım. Burada ben zaten şu anda para akışı endeksini atarsam da bunun 40'ın altında olduğunu biliyorum. Bakın şöyle yaklaşalım hisseye. Şöyle küçülttüm biraz. Bakın 40'ın altında olduğunu gördüm değil mi? Zaten trading view bana yalan söylemeyeceğine göre bir daha para akışı atıp grafiğimi kısıtlamıyorum. Şimdi geliyorum stokastik RSI üzerinden inceliyorum. Hangi şekilde ise tarama yaparsam, hangi teknik analiz metodunu bilirsem bileyim yeni gördüğüm bir şeyi önce geçmişiyle yargılamam lazım. Geçmişiyle kontrol edeceğim. 1- Ben diplerde gelinen al sinyallerinde bakalım ne kadar verimlilikle çalışıyor bunu kontrol edeceğim. Evet şurada bir dipte alım sinyali görüyorum hatta iki tane. Şurada önemli bir mantık var. Bakın burada bir al sinyali gelmiş. Fakat burada gelen al sinyali birkaç gün hatta eksiye doğru bir miktar götürmüş veya stabil kalmış. Veya bir başka de işte burada al sinyali geliyor. Fakat ise buradan şuraya kadar düşüyor. O zaman bu sinyaller yanlış mı? Hayır. Burada bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bizim buradaki doğru bakış açımız şu. Dipte RSI bir al sinyali veriyorsa bunun satışı Tepelere çıktığı seviyelerdedir şurada gördüğünüz gibi O zaman ben bunu yargılamalıyım Yani bana bir dipte al sinyali geliyorsa Sonra tepeye çıktığımız zaman Bu grafiğin aşağı doğru gittiğini görürsem Demek ki bu hissede bu strateji çalışmıyordur Birçok hissede çalışmıyorsa bu strateji yanlıştır diyebilirim Hadi gelin birlikte inceleyelim Şimdi dipte bir sayın al verdiği ya da stokastik aresayın diyelim al verdiği konum görüyorum Bu banda baktığım zaman nereler bana şuralarda al verdiğini görüyorum Peki stokastik sayın tepeye çıktığı noktaya beklediğim zaman Nerelerde sat veriyor? Evet bana buralarda sat veriyor. Olumlu bir sinyal mi? Olumlu bir sinyal. Ortalama marjlarda aldığım zaman yüzde buçuk kazandım mı? Evet gayet güzel. Şimdi devam ediyorum. Şurada bana bir al sinyali geliyor. Hatta tam şu aralıkta bir al sinyali geliyor. Burada birçok defa bakın al gelmiş, al gelmiş, al gelmiş. Birçok defa al geliyor. Hangisinde yakalarsam Oradan alım yapabilirim. Ve aynı zamanda burada kademeli alım satım işlemi de yapabilirim. Yani ben şu civarda bir al sinyali görüyorum. Bakın burada çok önemli noktalardan biri. Bu yüzden sizlere ısrarla finans ve borsa kanalındaki hisse tarama eğitim serisini ki şu an 3 video var. Baştan sonra kağıt kalemle inceleyin. Aynı zamanda teknik analiz eğitim serimiz var 55 videoluk. Mutlaka ve mutlaka baştan sona izlemenizi bilinçli yatırımcı olabilmek için sizlere tavsiye ederim. Çünkü burada öğretilecek şey Size şunu diyenler olacaktır ama yanlıştır şurada al sinyalinde al buradaki sat sinyali sat hayır Burada stokastik RSI'nin doğru kullanımında stokastik RSI çok fazla sinyal verir Çok hızlı sinyal verir Eğer default gelen otomatik ayarlarında kullanmak istiyorsanız Mutlaka size tekrar söylüyorum dediklerimi doğru yapmanız gerekiyor. Yani her al sinyalinde alınıp her sat sinyalinde satılmaz. Stokastik arasay çok hızlı al sat sinyali verdiği için dip seviyelerindeki allarda alıp tepe seviyelerindeki satlarda kademeli olarak alıp kademeli olarak satmalıyız. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir al sinyali veriyor. Sat sinyalini ise şu aralıkta veriyor. Ortalama marjlarda bakıp şu aralıktan aldığınızı şu aralıkta sattığınızı görürseniz yüzde artılık bir kar marjı 24 Eylül ile 4 Ekim arasında yani 10 gün içerisinde yüzde altı kazanmış oluyorsunuz. Örneklerimize devam ediyoruz. Şu dipte bir al sinyali vermiş. Tepede bir sat sinyali vermiş. Burada yapmanız gereken marj. İlla ki bu seviyenin altında olması gerekmez. Yani 20'nin altına inmesi gerekmez. 80'in üstüne çıkması gerekmez. Kademeli aldığınız yerlerde kar gördüğünüzde kademeli satmalısınız. Bakın burada 4 günde yüzde dörtlük bir kar marjı veriyorsa burada kademeli satış yapmalıydınız. Mutlaka e, yukarıda lotlar kalmış olabilir ama ham kısmını çıkmalısınız. Bir diğer noktaya bakma. Dipte gelen bir al sinyali var mı? Evet. Bu tepe marşı gittiği zaman bakın burada bir kademe, burada artık iki kademe satışınızı yapmalısınız. Yine bakalım. Şu dipte gelen bir al sinyali var mı? Evet. Dipte gelen al sinyalleri nerede? Bu civarda. Tepeye çıktığı zaman bu iş nerede? Burada. Eğer beklerseniz bir düşüş olur. İşte bu da ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi teknik analiz eğitim serisini izleyerek indikatör üzerine strateji ekleme noktasını öğrenmeniz lazım. Bu video uzamasın diye sizlere bugün göstermeyeceğim. Ama eğer göstermek istersem videolar kısmından tekrar izleyebilirsiniz ama sizlere şöyle söyleyeyim. Buradan daha fazla tıklayıp indikatör üzerine strateji ekleme ile bir hacim ağırlıklı hareketli ortalama veya üstel hareketli ortalama ile buradaki çizgilerin doğru çıkış noktası olup olmadığına teyit sinyali verdirmeniz lazım. Dediğim gibi eğitim serilerimizi izlerseniz alabileceksiniz. Şu anki konumuza devam ettiğimiz zaman neden hep aynı hisseden gidiyorsun? Farklı bir hisseden git diyebilirsiniz. Örneğin burada ne var? Biraz daha hacimli hisselere bakıyorum. Tire çok hacimli değil ama Tire'ye bakabiliriz yine. Hemen şöyle yazalım. Tire Mondi'de bakalım yine sinyallerimiz doğru mu geçerli mi? Hemen ilk gördüğüm yerde başlıyorum. Bakın şöyle yaklaştım. Dipte bir al sinyali var. Dipteki al sinyali nerelere tekabül ediyor? Buralara. Tepedeki satışlar nereye? İlk şurada bir sat var. İkinci satımsa buraya tekabül ediyor. Hemen geldim şöyle yaklaştım. Dipte bir al sinyali var. Aldım. Tepedeki sat sinyalinden sattım. Şöyle yine şuraya yaklaştım. Dipte bir al sinyali var. Uzun bir kısımda al sinyali var. Bakın şuradan şuraya al sinyali var. Satış tepe noktası burası çalışıyor. Tekrar gördüğüm zaman şurada bir al noktası var. Şurada bir sat noktası var ki buradaki kar marjlarına baktığımızda yüzde %15 aldık bir haftada. E demek ki her zaman %100 kar edemeyeceğimize göre ara sırada burada zarar marjları da üretilebilir. Yani 10 senelik geçmiş grafiğine bakarsam illaki şöyle söyleyeyim 10 işlemden bir veya ikisinde zarar görebiliriz. Bunları da mutlaka tolere etmeliyiz. Örneğin şuradan bakacak olursak bakın RSI şurada başlıyor. Şu aralıkta bir düşüş var. Hatta şurayı da alabilirsek şuraya kadar bir düşüş marjı var. Tepe yaptığı marj burası. E siz gidip de şuradan tek kademe aldıysanız burada zarar etmiş olursunuz. Hemen bakalım. Şurada yanlış çizdim. Şuradan baktığım zaman şöyle %3'lük bir kar e, zarar marjı yazmış olabilirsiniz. Ama doğru marjda yapıp şurada 1 kademe, 2 kademe, 3 kademe yapıyorsanız burada yine zarardan çıkmış olursunuz. Ama şurada %15 kar marjı alıyorsanız bu stratejiyle %3 zararı da kabul edebilir olmalısınız. Mesela hemen burada bakalım çalışıyor mu? Bakın dip marjı nereye geliyorum? Şurası tepeye nereye çıkıyor? Buraya birkaç günde yine %2 tahminimce bir kar marjı gözüküyor. Hemen şuraya geldiğim zaman bakın dip marjinin şurası olduğunu, tepe marjının burası olduğunu görüyorum. Yine birkaç günde ortalama yüzde %7'lik bir kar marjı kazanıyoruz. Son bir yerde daha bakalım. Bakın şurada ikili dip de var. Özellikle de bilmiyorsanız eğer tekrar söyleyeyim burada. indikatörler üzerinde formasyon çizmeyi bilmiyorsanız bu da çok önemli bir noktadır. Bakın burada ikili dip olduğunu görebiliyorsunuz. İkili dip formasyonu bize bir yükseliş verecektir. Bu da aklıma daha hacimli girebilirsin. Daha yüklü işlem yapabilirsin. Çünkü formasyon da teyit ediyor diyor bana. Bakın burada stokastiğin altlarda olduğunu görüyoruz. Şuradan bir kademe giriyoruz. Tepe satışımız olarak bakın şurayı görüyoruz. Burada aldığımız kar marjı ortalama birkaç gün içerisinde %13 olduğunu görebiliyoruz. Yani biz bugün hisse senedi tarama noktasında filtrelere hem stokastik arasay hem de para akışı sayesinde çok güzel bir alım stratejisi, hisse senedi filtreleme stratejisi göstermiş olduk. Buna dediğim gibi. En düşük değer eklenebilir veya performans verileri de eklenebilir ama basit marja sizlere anlatmam gerekirse hisse senedi tarama işlemi bu şekilde yapılıyor. Hisse senedi taraması eğitim serimize oynatma listemizin içerisine videolar gelmeye devam edecektir. Anlatmak istediğim 4-5 tane daha konu var. Bunların da videosunu çektikten sonra hisse senedi taraması eğitim serisi bitecek ve kap kullanımı eğitim serisiyle sizlerle birlikte olacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım yararlı olabilmişimdir. Bildiklerimin nacizane görüşlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Kanala abone olup beğeni atarak ve yorumlar kısmında bizlere destek olarak yorum atarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Eğitimler için mutlaka Telegram ve Instagram gruplarımıza katılmayı unutmayın. Açıklamalar ve yorumlar kısmında mevcuttur.